Burada bir yeni gelen bir e, soru var. Diyor ki hadislere inanmayanlar Mehdi diye bir kişi gelmeyecek diyorlar. Kur'an'da Mehdi ve Mesih Aleyhisselam'ın gelişini haber veren ayetler var mıdır? Tabii ki e, Kur'an-ı Kerim Kuran e, içerisinde e, ıslah edici bir kimse gelecek diye birçok haberler vardı. Mesela allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında onun doğruluğunu ortaya koyarken, allah Teala diyor ki, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Allah tarafından bir belirtiyle, bir nişan ile geldi, birçok mucizeler ile geldi, bir onun doğruluğu, اچن ببو بردریل واردر بردر کو ابن قبل ہی کتاب و موسا اور ان انجے حضرت موسا علیہ السلۃ والسلام کتاب در وہ کتاب اچن دے دا اے اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گبی بھی یوجے شان شان بل پیغمبر گلے جے دائر بیر حبر واردر و یتلوح شاہد من دیور و من ہو دی اور وہ آئےت کری Hz. Eh, Resulullah'ın ümmetinden de bir şahit çıkacaktır. Bir tanıklık getiren Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve gerçekten Allah tarafından görevlendirilmiş bir peygamberdir diye Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için içinden eh, yüce şan, yüce bir şekilde onun doğruluğu ispatlamak için büyük bir ne, 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 çaba gösteren bir zatta gelecektir. Şahidun e, eh, Arapçada nekare Arapça dil bilgisine göre nakara bir kelimedir. Yani çok büyük nakara azmete şan için kullanılır. Bir kelime, kelime eğer nakira olarak verilirse demek çok büyük bir şan sahibi e, zat demektir. Tabi böyle birçok kitap vardı bir de birçok ayet-i kerimelerde böyle bir insanın büyük bir hizmet verecek olan bir insanın gelmesi Allah tarafından وعد ادل مشتر قرآن کریم دے بردے جمع سورسن دے اللہ تعالیٰ اکمہ یازمہ سے اول میار برمیلتے ارہ لرندن برینی پیغمبر علیہ را گندر دی یطلو علیہم آیاتی ہی و یزکیہم اللہ تعالیٰ نے آیتلاری ان لرہا اکیور و, و ان لرہا تھر تھمیس کھلار و یعلمہم الكتاب و ان و ان کتاب و ان لرہا اکیور ve in kanu bin kablihi lafi dolalil mubin bundan önce yani onun gelmesinden önce onlar açık bir sapıklık içerisindeydiler ve ahirina minhum ve başka bir millete de diyor ki Allah Teala ona gönderecektir lamma yahlaku behim bu sahabeler Resulullah vaktinde var olan Müslümanlar ile onlar hiç görüşmemişler bu tip insanlara da Allah Teala'nın peygamberini gönderecektir Allah Teala şimdi bu kimdir بو انسان الرکیم دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صور المش و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھبی کے دیور کے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی باسا رق دیور کے لعقان الائیمان و ایند سوریہ الََََََََََ نعلہ رجل اجال المنحاء اللائے کہ ایر ایمان الخر یلدزا چکار سا بلے بُن لاردن بر

açıkça diyor ki zalika fazlullah bu Allah'ın fazlıdır dilediğine verir. Demek burada da Resulullah'a Allah Teala bir söz veriyor ki Resulullah'ın dinine hizmet etmek için birini Allah Teala gönderecektir ve o e, yeryüzünden yer yok olan imana tekrar yer getirecektir. Tabii kısaca olarak bu kadar zannediyorum yeter. başka birçok ayetler de vardır.

Kur'an-ı Kerim'in Cuma Suresi'nin başındaki ikinci üçüncü ayetler bunları vaad edilen Mesih ve Mehdi'nin geleceğinden bize haber vermektedir. Nasıl haber vermektedir efendim? Bu ayet Kur'an'ın ayetidir. Bunun tefsiri bize ait değildir. Bunun tefsiri bunu görmü bize ait değildir. Ayet Kur'an-ı Kerim'indir. Bunun yorumunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Nasıl yapmıştır? Ayet iniyor. Ayette bir ifade var ki bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahirin daha sonra gelecek olanlara da gelecek. Ve onları daha sonra gelecek olanlar bu ashabı ile kavuşmuş olmayacaklar. Bunun üzerine ashab-ı şaşırıyor. Diyor ki Allah Allah bu nasıl oluyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ahirin daha sonra gelecek olanlarla gelecek, bize de kavuşmamış, bize de görmemiş olacaklar o insanlar. Bu nasıl oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ashab-ı soruyor. Ya Resulullah bu kim? Manhum ya Resulullah. Allah'ın Resulü kim onlar? Bunun üzerine Peygamber aleyhisselatü vesselam çünkü kendisi de cevabını bilmiyor. Ve bunu bu bilinen bir gerçektir ki alimler bunu söylüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sorunun cevabını bilmiyorsa... جواب ورمدی بیکل دی کہ اللہ تعالیٰ طرف دن بیر اشارت گیلسین بھحی گیلسین بو اوچن جو درجن کرے رہے بسور جو نتل دی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردہ دوران بھر صحابی بار بو صحابی دا شر عرب اولمین بھی صحابی انہوں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلی نکویور و دیور کے کہ المان و م اللہ کم بسوریہ اللہ رجل اور رجالم منہا اولائے iman ulker yıldızına giderse o zaman bunlardan o sabit olur ki bir kişi mi dedi birden fazla mı dedi bilmiyorum ama dedi ki bunlardan birisi o o imanı yer geri getirecektir. Şimdi bundan bu, açıkça anlaşıldı ki bu olay bu ayet ne zamandan bahsediyor? İman yer yüzünden yok olup ulker yıldızına gittiği zamandan bahsediyor. O zaman bu ayette bahsedilen kişi gelecektir ve e, du diğer hadislere baktığımız zaman veya Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman açık açık anlaşılıyor ki efendim e, o gelecek olan kişi e, Kur'an'a sırt çevrildiği zaman gelinecek, İslamiyet'in sadece ismi kalacağı zaman ve e, Kur'an'ın şahsiyetinde yazılar kalacağı zaman ve praktikte kalmayacağı zaman da öyle bir kişi gelecektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki iman ulkar yıldızına kaybolup gitse o zaman o kişi gelecektir. Nitekim o kişi geldi kaldı böyle bir şey. Bazılar diyorlar ki efendim Mehdi nereden yeni bir kavram. Hayır yeni bir kavram değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in de açıkça buyuruyor diyor eski peygamberlerle diyor ki ve cealnahum aymatan biz onlara imam yaptık. Bakın imam aynı kelime. Yahduna onlar hidayet verirlerdi. Bir amrına bizim emrimizle. Mehdi kimdir? Hidayet veren. Allah'ın emriyle hidayet veren. Nitekim Kur'an-ı peygamberlerle ilgili İmam Mehdi kelimesini kullanmaktadır. Bu yeni bir kelime değildir. Ve en büyük imam Mehdi bu manada Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir.